Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda size hem sinyal jeneratörünün kullanılmasını hem de osiloskopu anlatmıştım. Özellikle deney raporlarına baktığımızda sinyal jeneratörleriyle ilgili herhangi bir şey geçmiyor ama niye kullandığımızı bu deneyde daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar elimizdeki normal kaynaklar nedeniyle, kıt kaynaklar nedeniyle ve hızlı anahtar olmadığından dolayı, anahtarlamayı hızlı yapılmadığından dolayı bu geçişleri de size doğal tepkiyi gösterebilmek adına burada biz anahtarı kullanmak yerine yine mühendis gibi düşünüp sinyal jeneratöründen üretmiş olduğumuz kare dalganın yükselen kenarını tetikleme olarak kullandığımızda anahtarlama olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bir kare dalga düşünün. Kare dalganın yukarıya doğru çıkan kenarı bizim için yükselen kenar olacak. Aşağıya doğru inen kenar ise düşen kenar olacak. Yani aslında anahtara bastığımızda sinyalin geldiği, sinyalin olduğu şey diye, kenar diye düşünebilirsiniz. Diğerinde ise anahtarı kapattığınızda off durumuna geçen konum olarak düşünebilirsiniz. Bunu niye söyledim? Şundan dolayı söyledim. Anahtarı on konumuna getirmemiz gerekiyor deneylerinize baktığınızda. O 10 konumuna getirebilmemiz için burada yine kare dalganın yükselen kenarını kullanacağız arkadaşlar. Bu nedenle ben görüldüğü gibi 1 kHz'lik bir kare dalga sinyal üreticinden alıyorum. Ve deney olarak size örnek bir deney göstermek açısından söyledim. Çünkü bunları simülasyonlarını yapacaksınız. Orada bu sorun ortadan kalkacak. MATLAB'da hızlı anahtarları kullanabilirsiniz. O problem yok ama deneyi gerçeklerken anlık olarak aldığımız için bu durumlar söz konusu. Burada bir seri RL devre üzerinde deneyimizi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bir tane direnç seçtim. O da 3,3 kilo ohmluk bir direnç değeri. Daha sonra buraya geldiğimde 100 mAh'lik bir de bobin seçtim. Seri bağladım. Bobinin üzerindeki ben arkadaşlar sinyali görmeye çalışıyorum. Yani gerilimi okumaya çalışıyorum aslında. Uçlarına ise kaynak olarak deneylerinizde 12 voltluk benzeri DC kaynaklar kullanılmış. Ben de biraz önceki videoda anlattığım gibi bu kare dalga sinyalin tepe değerini kare dalgada da sabit olduğunu görüyorsunuz değil mi tepede? O sinyali kullanacağım. Onu da yaklaşık olarak kaç olarak vermiştik? Hemen söyleyecek olursak eğer arkadaşlar, o da yaklaşık 5 volt sinyal olarak verilmişti. Şu anda yansıdı zaten ve max değerinin 4,78 volt olarak ölçebiliyorum arkadaşlar. Burada uçlara uyguladım. Uçları uyguladıktan sonra bobinin üzerinde yine osiloskopumun canlı ucunu bobinimin yani dirençle bağlantısının olduğu nokta. Diğeri de toprağa temas edecek şekilde ölçümü alıyorum. Ve şu anda osiloskopta gördüğünüz, bunu run edebilirsiniz, durdurabilirsiniz. Gördüğünüz sinyali elde ediyoruz. Burasına baktığımızda aslında burada neyi var devreye söyleyebilecek olursak arkadaşlar. Öncelikle T0'dan küçük durumunda anahtar yani açık konumda. Açık konumda olduğunda devrede herhangi bir akım yani bobinin üzerinde bir akım geçişi olmayacak. Gerilim düşümü olmayacak. Anahtar kapandığı anda biz anlık doğal tepkisine bakmaya çalışıyoruz. Anahtar kapandığı anda ise anlık olarak baktığımızda yani şunu düşünüyoruz. Bizim düşüncemiz şu. Öncelikle bobin yeteri kadar anahtar kapalı kalsın. Sonra anahtar devreden çıksın. Yani aslında source free RL devreymiş gibi düşünelim. Ama bobin şarj edilmiş durumda. Ve bobinin boşalmasına bir nebze bakıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi anahtar yeteri kadar kapalı kaldığında buraya anlık olarak geldiğinde daha sonra ise anahtar devreden çıkacak. Çıktığında ise bobinin üzerindeki akım değişimi osiloskoptaki gibi olacak arkadaşlar. Tabii burada devreye giren şeylerden birisi zaman sabiti. Tau ile ifade ettiğimiz şey. O da nedir? Devrede baktığınızda bobinin gördüğü endüktans değeri bölü bobinin gördüğü
eş değer, direnç değeri. O da L bölü R şeklinde ifade ediyoruz. Yine aynı şekilde bobinin üzerindeki akımı ifade etmek istediğimizde ise V bölü R parantez içerisinde 1 eksi E üzeri eksi T bölü tau formülünden bunu ne yapabiliyoruz? Çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bu deneyin genel olarak gösterimi bu şekilde. Siz evinizde farklı direnç değerleri ve bobin değerleri kullanarak, yani simülasyonlarınızda bunların değişimlerini, tau'larını görebileceksiniz. Benden size bir tavsiye mühendislik açısından. Bu elde edilen tau'yu görebilmeniz için, yani şu var. Bir devre elemanı, ki bu devre elemanı ya bobin ya kapasitör olarak nitelendirecek olursak, dolma ve boşalma süreleri var. Bunlar yaklaşık olarak yine derste de anlatıldığı gibi 5 tau sürede dolduğundan, yaklaşık olarak %99,5'unun 5 tau sürede dolduğundan ve 5 tau sürede de boşaldığından bahsediyorduk. Eksponansiyel bir değişim var. Zaten şeyde de görüyorsunuz, ne demiştik akımı? V bölü R parantez içerisinde 1 eksi ya da işte basamak tepkisi aldığımızda ya da V bölü R E üzeri eksi T bölü tau diyebiliriz. Buraya baktığımızda herhangi bir şey olmadığında ne yaptı? Eksponansiyel bir burada baktığımızda yani azalan bir fonksiyon olduğunu görebiliyorsunuz. 5 tau sürede ise sıfıra geldiğini görebiliyorsunuz. Bu tau değerinden hem direncin değerini hem de bobin değerlerini elde edebilirsiniz. Yani tersine de çalıştırabilirsiniz. Bu da önemli. Ya da o tau değerini hesaplamak için, belirlemek için ne kadarlık bir direnç ya da ne kadarlık bir bobinimin olması gerektiği şeklinde sorulara çözüm de aramanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu deneylerde temelde göstereceğim şeyler bunlar. Burada yüz yüze olmadığı için tek tek aslında anlatmak istediğim yerler var. Onları buradan gösteremiyorum. DC kaynak kullanımında biraz önce bahsettiğim kare dalga kullandığımı. Kare dalgada dikkat ettiyseniz buradan biraz önceki videomda bu ucu kullanmıştım çıkışı. Şimdi TTL çıkışını kullandım oradaki. Oradaki mantık ise transistör lojik mantığı. Ve orada negatif kısmı sıfıra çekme. Kare dalga hem V max'ı var hem V min'i var. Oradaki V min değerini sıfıra çektiğimde, yani eksi yönde de tetikleme olmasın. Yani eksi yönde de bir dolum gerçekleştirilmesin, gerilim değeri verilmesin diye bunu belirlemiş oldu. Benim anlatacaklarım bu deney için, deneysel olarak bunlar. Dediğim gibi bu deneyleri sürekli aynı şekilde RC ya da işte RL basamak, bunları burada sadece şekil olarak göstermek yerine sizlere bunun kılavuzunu, önceki deneylerin yapılan sonuç raporunu sisteme yükledim. Ona bakmanızı şiddetle öneriyorum. Daha sonra ise bu deneyleri MATLAB ortamında teker teker ve farklı direnç ve bobin kapasitör değerleri vererek değerlendirmenizi istiyorum. En son bir RLC deneyimiz var. RLC deneyi için size MATLAB'da bir şey önereceğim. Onu da 12. 13. haftada yine UZEM sistemi üzerinden forma size onları yazacağım. Formda onu kullanabilirsiniz. Onundaki amacımız da şu. O deneyleri gerçekleştirdikten sonra RLC devrelerine filtre deneyleri yapabiliyorsunuz. İşte alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre, bant geçiren filtre ya da bant durduran filtre gibi filtreler yapabiliyorsunuz. MATLAB'da yine ben size bir arayüzlü çalışan kısım söyleyeceğim. Onu yine formlardan duyurusunu yapacağım. Onu da o deneyi gerçekleştirdikten sonra da oradaki farklı değerleri vererek oradaki değişimleri görmenizi isteyeceğim. Bundan sonraki, yani özellikle devre analizi dersinde bundan sonraki kısımlarda türev bilginizin, integral bilginizin çok iyi olması gerektiğini, burada eksikleriniz varsa bunları tamamlamanız gerektiğini de size önemli hatırlatırım arkadaşlar. Ve bundan sonra öğreneceğiniz, yapacağımız tüm işlemleri bilinçli olarak sorgulayarak öğrenmenizi yapmanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü bundan sonra anlatılacak, göreceğiniz tüm bilgiler hem kontrol sistemleri dersinde hem de devre analizi 2 dersinde sizler için bir background oluşturmuş olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Videolarla ilgili benim deneysel olarak yapacağım kısımlar bunlar. MATLAB'da sıkıntılarınız olabilecek, normal. Bu sıkıntıları aşmanız için gerekli kısım, bana MATLAB'ı nasıl kullanacağım diye soru sormayın arkadaşlar lütfen. Bunları yani birinci sınıfta MATLAB'ı bitirmiş olmanız gerekiyor. Zaten bir tane de dersin içerisinde özel olarak anlatılıyor. Eğer eksikleriniz varsa YouTube'dan ya da işte ve benzeri kanallardan, açık kaynaklardan kendiniz giderebilirsiniz. Dikey geçişle gelen arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili bildirimler geliyor bana. Bunlarla ilgili de görmedikleri söyleniyor. Ama bu dersi şartlarından birisi bu baktığımızda programlama, simülasyon programına hakim olması gerekiyor. Görmemesi, onun öğrenmemesi anlamına gelmiyor. Görmediyse daha fazla emek vererek öğrenmesi gerekiyor. MATLAB'ın haricinde hiçbir simülasyon kabul edilmeyeceğini tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere sağlıklı günler dilerim. İyi çalışmalar.